Merhabalar. Delta PLC sıfırdan öğren serisinde aritmatik işlemler konusuyla devam ediyoruz. Şimdi aritmatik işlemler nedir? E, hepimizin bildiği üzere toplama, çıkarma, e, çarpma ve bölme işlemleridir. Şimdi toplama addition'dan gelir ve et baş harfleri olan ADD olarak 16 bit kullanımında kullanacağımız instruction yani komutu bu şekilde kullanacağız. ve 32 bitlerde başına D harfi gelir. D duble anlamına gelir. Floatinglerde de arkadaşlar duble ADD ve R vardır. Buradaki R'nin anlamı da şurada hemen görebilirsiniz aslında. Reel sayılar ile işlem yapılabilir. Reel sayılar da aslında burada realden gelir arkadaşlar. Reeller de işte ondalıklı mesela 10.5 gibi değerlikleri içine alabilen rakamlardır ya da data tipleridir. Şimdi floating'den de anlaşılacağı üzere zaten ondalık işlemleri floating'lerle yaparız. Çıkartma subtraction'dan, çarpma multiplication'dan ya da multiply'dan ve bölmede division'dan gelir. Baş harflerini alırız. Ve 32 bitlerde de başına D ve floating olanlarda başına D ve sonuna R harfleri koyarak komutları işleme sokabiliriz. Şimdi 16 bit olarak direkt olarak add, sub, mul ve div olarak doğrudan kullanabiliriz arkadaşlar. Ve reel tabanda işlem yapılırken bizim bu işleme tabi tutulacak olan her iki sayımız da reel olmalıdır. Yani mesela diyelim ki iki tane sayıyı toplamak istiyorsunuz. Sayının bir tanesi 16 bit, bir tanesi floating değil ya da 32 bit, 16 bitten ziyade burada reel olarak diyelim ki floating bir rakamınız var 10.5 bunu işte 5 ile toplamak istiyorsunuz diyelim bunun da 5.0 olması lazım yani ikisinde reel olması ikisinin ya da floating olması gerekiyor bundan bahsediyor şimdi bölme işlemi yapılırken de sonucun elde edildiği datanın Ardışık olarak bir sonraki datasına bölme işleminde kalan sonuç elde edilir. Diyelim ki bir bölme işlemi gerçekleştirdik. Sonucu D0'a yazıyoruz. Şimdi aynı şekilde D1'in içerisinde de kalan bilgi yani kalan rakam sonuç bilgisi olacağı için D1'de bu da önemli bir dipnottur. Çünkü direkt siz D0 yazarsınız. D1'in içerisinde bir takım garip rakamlar görebilirsiniz. Bunun sebebi bölme işleminden gelen kalan sonuç bilgisidir ve komut sonlarına P ifadesi eklenerek komutun pulse kontak gibi çalışması sağlanabilir. Yani burada işte ad P ya da sap P diye kullandığımızda da sadece yani yükselen kenarında şu kare dalganı yükselen kenarında ya da şu ifade hatırlarsınız yukarı doğru ok. Burada da ne demek bu? Yani sadece bir seferlik toplam işlemi yaptırmak ya da sadece bir seferlik Çıkış işlemi yaptırmak, çıkarma işlemi yaptırmak ya da çarpma bölme işlemi yaptırmak adına arkadaşlar burada P ifadesini ekleyebilirsiniz. Şimdi gidelim ISP soft'a hızlıca ve küçük bir uygulamada bunlarla alakalı yapalım. Yine SS2 olsun. Proje ismimiz çok önemli değil. Ardından yeni projemiz açılsın ve program kısmına gelip yeni diyerek projemizi oluşturalım. Bu da matematiksel... E, işlemler adını vermek istedim buraya tamamdır okey dedik ve projemiz açılıyor projemiz açıldıktan sonra e, ben buraya sürekli açık olan e, m bin kontağımı ekledim ardından buraya gelip arkadaşlar e, artı diyerek artı dedikten sonra d0 d2 bu ikisini toplayalım ve e, d4'e yazalım dedim fakat tabi artı değil ed olarak kullanmamız gerekiyor e, az önce konumuzda da işlediğimiz gibi Ardından arkadaşlar şuraya gelip e, diyeceğiz ki şunu silelim. Ardından e, div diyelim arkadaşlar. Division işlemi yapalım. Bölme. D10, D12 ve D14 olsun. Ardından de, multiplication ben de, ben de, ben de. işlemini yapalım. Multiplication'da da D20 e, D22 ve D24 olsun arkadaşlar. Şimdi ne eksik kaldı? Bir de subtract yani çıkarma işlemi yapalım. D30, D32 ve D34 4 olsun bu şekilde. Şimdi bu işlemleri yaptık. Bu işlemleri yaptıktan sonra, e, işte burada bir always e, on var. Her değişiklikte zaten sonuçları göreceğiz. Online olalım simülatörümüze ve projeyi gönderelim. Evet, e basıyorum ben burada. E, projemiz şu an hazırlandı, derlendi. Transfer'e basalım ve şu an transfer ediliyor e, simülatörümüze. E, ardından burada bütün sonuçların sıfır olduğunu görebilirsiniz. Şimdi burada şunu biraz daha yukarı çekersek tamamını görebileceğiz. Diyelim ki D0'a 5 değerini verelim arkadaşlar. D2'ye de arkadaşlar 5 değerini verelim. Şuna OK diyelim. Ardından D0'a da arkadaşlar 15 değerini verelim. 16 bit olarak. Sonucun ne olmasını bekliyoruz? Şu an 20 olmasını bekliyoruz. Bakın toplama işlemi sonucu 20 oldu. Şimdi bölme işlemine geçelim. Şuraya D10 diyelim. D10'a 20 değerini verelim arkadaşlar. D12'ye de 2 değerini vereceğim. Sonucun 10 olmasını bekliyorum. Bakalım sonucumuz 10. Multiplication'a geçelim. D20 değerine 2 değerini verelim. Ve D22'ye de arkadaşlar 12 değerini verelim. Sonucun 24 olmasını bekliyorum. Bakalım 24. Çıkarma işlemine geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Şöyle aşağı gidelim biraz daha. Sonra Change Present Value diyerek. Ardından D30 değerine 28 değerini verelim ve D32 değerine de arkadaşlar data register'ına da 8 verelim. Sonucun 20 olmasını bekliyorum. Okey diyelim. Eksi 8 çıktı sonucumuz şurada görünen. Fakat D30 değerini almadı. Okey demeyi unuttuk. Çünkü şurada 28 diyelim. Okey diyelim. Bakın 28 eksi 8 sonucumuz 20 çıktı e, bu şekilde arkadaşlar toplama, e, bölme, çarpma veya çıkarma işlemlerinizi bu komutlarla bu şekilde kullanabilirsiniz. E, şimdi 32 bitlik toplama çıkarmalarda vesaire buradaki fark nereden çıkar? Buradaki fark şuradan çıkar. Şimdi bizim alabileceğimiz maksimum değer buraya kaçtır? Buna bakalım. Şimdi bunun değerini değiştirelim. Mesela ben buraya D4'e 40.000 değerini vermek istiyorum. E, bakın aşıldı diyor bu değer. Yani toplama işleminiz 32767'nin üzerine çıktığında Hata verecektir böyle. O yüzden mesela yüksek rakamlarla çalışıyorsa ki bunun da örneğini yapalım, şöyle yapalım, bu komutu değiştirelim, sadece bir tanesi için Duble et diyelim bunu arkadaşlar. Tabi aşağı ekledi, bunu buradan silelim artık duble et burada ve bunu okey diyerek gönderelim simülatörümüz, ardından izleyelim. Şimdi mesela toplam sonucu 40 bine ulaşamıyordu. 32.767'de kalıyordu. Bu toplam işleminin sonucunda neler olacağına bakacağız. Şimdi gelelim D0'ın değerine 40.000 diyelim arkadaşlar. Bakın 40.000 olarak seçtim. 40.000 oldu. D2'ye de 50.000 diyelim. 50.000 değerini atayalım. Ve sonucumuz arkadaşlar bakın 90.000 oldu. Yani burada artık D4'ün 90.000 olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu şöyle D4 ve D5'e de kayıyor aslında. Yani çift D4 artı D5. İki tane data registerı kullanıyor. Çünkü data registerları neydi hatırlarsınız? PLC data tipleri dersinden. Word ve double word vardı. Word 16 bitti. 16 bit 32767'ye kadar olabiliyordu. Double word olan registerlarımızsa e, 2 üzeri 32'den arkadaşlar gelen sonuç yaklaşık 2 milyar 147 milyonla devam eden bir rakamdı. Bu sebepten dolayı e, duble word olarak burada D4 kullanılmış durumda ve 90 bin değerini rahatlıkla görebiliriz. Ya da biz bu sonucu alıp arkadaşlar şuraya e, mesela D0'a 100 bini atayabilir miyiz? Tabii ki de atayabiliriz arkadaşlar. Bakın 100 bin 150 bin oldu. Bu şekilde de e, toplama, bölme, çarpma ve çıkarma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Delta PLC'de bu işlemler, bu e, matematiksel işlemler bu komutlarla ve bu şekilde ilerlemekte. E, projeler yaptıkça, kendiniz geliştirdikçe ya da ilerleyen videolarımızda bunları e, programlarımız içerisinde efektif bir şekilde kullandıkça e, daha daha net oturur ve daha net e, anlayabileceğinizi umuyorum. Fakat bu videonun da e, şu an için geldiğimiz noktada e, yeni başlayanlar veya hala öğrenenler adına yeterli olacağı kanısındayım ben. Ben bu videoyu arkadaşlar e, şimdi burada bitiriyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.